Sevkat yerim dar yapıyor. Bu amına benim. Bak Eray, bunu elini yerim lan sen senin. Sen şöyle bir yumruk edin mi? Eray, aha, elini yerim lan senin. Eray, elin ne kadar küçük lan. Ne kadar tatlı lan elin. Bakayım, abi, bir Ahmet'e bakar mısın? Ahmet gibi bir yumruk yedin mi hiç Ahmet'in? Ahmet at bakayım. Öyle yumruk yedim mi? Peki, niye yer koydun diye. Peki o dil niye öyle amına koyayım? O önemli. Ama o önemli. Kuvvet alıyor. Niye? O dil artı 5 kuvvet. Artı 5 kuvvet. Olmaz olmaz. Niye peki neden? Yani niye dil ısırılıyor mesela burada? Şimdi millet böyle kendi kasıyor ya. Ben de dilimi sıkarak vurdum mu? Kudum ne kasılıyorsun diye değil mi? Öyle, o misal aynen yani. Öyle. Aynen öyle. Yumruğunu sıkman şey lazım. Baba siz hastasınız. Çekmişim hali. Siz valla hastasınız. Abi, yılın malı seçin. Oğlum bak. Yumruğunu sıkıyor. Biz psikolog bulamadık değil mi? Ne abi? Psikolog bulamadık değil mi hala? Yok bulamadık. Bence psikolog bu kamara yayınları... Sikim, kamara sikim yeri. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Baba ne alaka şu an ya? Oğlum ne ben oluyor ya? Chat ölüyorsunca bir baktım karışıyor kanka ya. Biri Melisa'yı çeksene diyor. Chat niye bugün amına koyayım herkes bambaşka bir... Melisa kim? Selam. Bu bizim bu sınıfın Melisa'sı mı amına koyayım? Bu ne? Melisa? Bize niye Melisa gel? Bu nasıl Melisa? Alo. Ya, bu nasıl Melisa? Heh. Aç bakayım kamerayı. Ahmet sen de aç bir kamera. Açayım. Dur, açıyorum. Az bekle. Ben Melisa Hanım. Kamera açar mısınız Melisa Hanım? Açsın. Açıyorum canım. Rıfat Bey geldi aklıma. Açın Melisa Hanım. Hemen açıyorum bekle. Ahmet bayağı da güzel kız ama biliyor musun bu arada? Eray vallahi iyi yapayım. Ben konuştum bir kere güzel kız yani. İyi misin? İyi misin? İyi misin lan? Bu nasıl Melisa amına koyayım? Ne güzel işi oğlum saçları uzun. Oğlum Ahmet. Ahmet sen amına koyayım sanki okulda çok on numara kız gördün de buna laf atıyorsun pezemek seni. Lan bunun bıyığı var Melisa'nın ya. Lan ne bıyığı var? 5 gün alırız ya. Oğlum. Dağdaki kızlar böyle oluyor. Niye dalga geçiyorsun ki? Dalga geçmiyorum da bak kanka bıyığım var. Sen niye yırtılık yaptın şimdi ben anlamadım. Dağdaki kızlar ne alaka ya? Dağda kız var mı abi? Kaç yaşınızdaydınız Melisa Hanım? 18. Uyar mı? Uymaz. Kaç olmalı? 20 kriter olmalı. Ahmet sen amına koydun. Kaç yaşındasın ki sen? 20 olmalı diyorsun. 18 yaşındayım. Biz sana 18 değilsin. Bir tane. 18 olacaksın daha. Vallahi 18 yaşındayım. Yıl olarak 18 yaşındayım. 2023. Ben de 2005 oldum öyle hesap et bakayım. Saklı. Ulan sığır sen devlet gözünde evet. Yıl olarak 18 evet oluyor. Vallahi. Sen reşit mi oldun artık yani? Bir şey var. Ahmet 18 lan. Ahmet 18 yaşında mı amına koyayım şimdi? Evet. Oğlum yaşlanıyoruz lan Eray. Evet. Eray yaşlanıyoruz lan. Ben 22 oldum. Bona sen kaçsın? Kanka 23 oldum o zaman. Ben 22 olunca sen 23 oldun mu o zaman? O ne demek kanka? Lan yıl olarak devlet gözünde 23'üm herhalde. 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 O da bilmiyor kanka. Neden yankı yapıyorsa onun götüne bandırayım ben. Kim o? Kafir kanka kim olabilir? 2000'liyim 23'üm işte. Melisa nerelisiniz? Ben sıkıyorum. 2000'liyim. Nerelisiniz hanımefendi? İstanbul siz? Ben de Adanalıyım. Neresinden Adana'nın nezih bir muhabbet. Dağlıoğlu. Demek ki sevgili işleri böyle oluyor herhalde. İstanbul'un neresinden? Beykoz. Beykoz. Kundura yakın mı Kundura? O ayakkabı ne? Beykoz Kundura sana yakın mı? Yakın yakın. Ben orada klip çektim ha hatta buna sıcak yandık diyorum ya orada. O şey ne güzel. Evet. Evet. Güzel. Hayat çok güzel. Ahmet evet. Kız kaçıyor ha. Ben bu ilişkiyi onaylıyorum bu arada hocam. Vallahi ben bu ilişkiyi onaylıyorum. Abi ne ilişkisi? Benim ilişkim var Allah'a şükür 5 tane. Ben buradan bir şey seslemek istiyorum. Abi buyur. Instagram sağ olsun beyler. Kaç tane? 5 tane. Oğlum, İstemem sağ olsun ya. Ahmet sonra ifşan çıkacak bak başımız yanacak. Ahmet ya. Ondan sonra bak diyorsun ki. Abi rahat olun beyler. İyi yapın değil mi? Hallediyorsun o işi yani. Bak Ahmet ondan sonra ifşan mi ifşan çıkıyor. O ifşan yerler. Bir dakika. Bir dakika. Şeyi hatırlıyor musunuz? Ahmet'in bir ara ifşansı misal çıktı diyorlardı. Her yerde geziyordu. Ya ben onu gördüm ya. Biz onu. Helal et hakkını. Biz onu tescil ettirdik. Yani baktırdık. Ahmet'in yarrağı değilmiş o. Onayladık yani onu. Ahmet bak. 5 tane sevgilim var diyorsun. Ben sana evet söyleyeyim. Baba. Dikkat et. Ben yarın bir gün Ahmet'in yarrağını görmek, gerçek yarrağını görmek istemiyorum. Abi bak, ben sana bir şey diyeyim mi? Emin ol ki benim kimse bak.
Yemin ederim sana bunun da sözünü vereyim. Benim kimse yarram fotoğrafını alamaz. Alırım. Ahmet bak alırız. Sana bir şey diyeyim mi? Bak alırım. Ben girdiğim tuvalette bile sağa sola bakıyorum kamera var mı diye. Kamera bakıp yani. Mı işiyorsun? Nasıl işiyorsun? Bak alırım kanka, ya. Vallahi sağa alırım. Sola bakıyorum girdiğim tuvalette anladın mı? Tuvalete Ahmet bak ben bu yaz Selim vardı bizim Selim. Beni kız hesaplarından dolandırıyordu bak. Bak yaparız buradaki insanlar yapar. Arada abi, emin ol ki benden o işe alacak kimse yok. Emin Ahmet. Ol bak buna. Sağdaki Kemal. Ne abi, beyler Kemal'e bütçe yetmedi. Maalesef biz de Junior Kemal'i getirdik buraya. Yapacak bir şey yok. Kendini Melisa olarak tanıttı bize. Ama şey. Ha. Melisa Hanım söyle, siz oğlan mısınız? O ne demek amına koyayım ya? Erkek. Kız. Ya ne alakası ki? Bulundum amına koyayım. Oğlan. Eren'in karısı 3 tane gelmiş. Abi ben 12 sınıftan hoşlanıyorum. 12. sınıftan direkt komple mi hoşlanıyorsun amına koyayım? O ne demek? Direkt 12'den hoşlanıyor amına koyayım. Abi bak yazdığı cümleye bak. Bak bu ne izleyicisi abi bu? Abi ben bir 12. sınıftan hoşlanıyorum. Ben 11. sınıfım. Çocuk ağır Galatasaraylıymış. Ben takım tutmuyorum ama tutsam Fenerbahçe'yi tutarım. Hiç çocukla muhabbet etmedim. Başlatmak için derbi sorabilirim ama benim takımımı sorarsa çok. Ne anlattın? Baba Bone izlemiş. Orkuşlara Türkçe küfür etti diye. Ha kız galiba. Kızım bak 16-17 yaşında. Bir dakika. Sen 10. sınıfa giden kaç yaşında oluyor? Anne yaşıt oluyor. 16. 17 mi oluyor? Ya ben ne anlatsı kanka 12'ye giden 2005 oluyor. Bak abim. Bak kardeşim. Öncelikle yaşında. Sana bir Türkçe kılavuzu bir okumanı tercih öneriyorum mi? Onun sonrasında bu Twitch'e giriyorsan şu Bone'yi az izleyin. Lütfen. Oğlum. Ya bir tane mantıklı cümle yok ya. Lasetti lan. Ereği dinlemeyin. Dinleyip adam mı olacaksınız ereği dinleyip ya? Boş yerin amına koyayım. Beni kavga etmeyin. Oğlum beni... Aktu beni dinleyip şu an kendisi inanılmaz bir evet, adam. Adam taşınıyor amına koyayım. Adam elektriği yok. Ha, adamın elektriği yok diye bak, taşınıyor amına koyayım. Seni dinle, döker belli beni ya. Beni bir dinle. Aktu her erkeğin isteyeceği bir şeyden oldu. Kendisinin şu ne an meme sayfası var. Orada gidip dark mizahlar, komedi mizahları falan yapıyor. Bence bu her erkeğin hayalidir. Benim de hayalimdi bir zamanlarda. Düşün. Evet abi ya. Orada. Adam benim yapıyor şu an orada. Kim çok ister mu? Mi? İstemiyorsunuz. Evet. Siz ne olmayı istiyorsunuz baba? Sizin mesela hayatı ilerleyen zamanlar ne olmayı düşünüyorsunuz siz? Kanka onlar traktör olmak ister. Abi. Eray bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu traktörü vermiyorsun değil mi? Beni darlayıp duruyorlar çünkü. Baba seni niye darlıyorlar ya? Ben niye darlanıyorum ya? Ya ne bileyim son çağrı herhalde benim. Adil geldi başlattı chatte. Ben traktör sözüm vardı. Baba bende traktör yok. Reis ya. Aa Adil. Fatma gerçekten hayattaki en büyük şey anne olmak mı? Yaparım. O ne demek ya? Direkt 18 oldu ya başlıyor. Biriyle evlendirelim. Düzeldi mi ne ya? Düzeldi mi ses? Kanka acayip put oldu daha demin. Konuş bakayım. Düzeldi mi? Düzeldi. Ben bu yayını bir de problemsiz yayın diye açtım ya amına koyayım. Yine bir problem çıkıyor ya. Ben anlamıyorum ne oluyor ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. En baştan tekrar ayarlayalım. He. Şu an ciddiyle bilgisayarın düzeldi mi? Kanka bence düzeldi. Bence düzelmedi. O zaman bana bir kamera vermen yok mu? Benim kamera Ahmet ne oluyor ya Ahmet? Aha. Duymadım bunu abi. O zaman dostlar, orada da kamera veriyormuş. Bak şimdi verince. Şöyle bir şey var. Kafe de veriyormuş kamera. Hemen anlatıyorum. Ben şimdi bu bilgisayarıma zaten ne zaman geçtim? Yılbaşından önce geçtim tamam mı? Buraya kadar okey. Ben buraya da bununla ilgili yayın yapıyordum aynıca. Ama ne olduysa bak hiçbir şey değişmedi bilgisayarda bak. Bir şey değişmedi. Sonrasında şey oldu. Bilgisayar pıtlamaya başladı. Sesler pıtlamaya başladı. Ve oyunlardan atıyordu. Şimdi RAM'i değiştirdik. RAM'de amına koyayım sıkıntı yok artık. Bu niye oluyor bu şu an? Bugün oyunlar atarsa ben bu bilgisayarı yakayım amına koyayım o zaman. Yakma abi ya. Ya bana ne yapıyorsun yap amına koyayım. Bu ne senin var bu mi? Göbek ne ya? Yok ya. Var mı? Yemin ederim iyice Teodor'u döndün amına koyayım ya sen. Öyle yerim lan göbeğini. Bana yere bak amına koydum. Valla o göbeğini yer misin bu ne ya? Aptal piç ben bulk dönemimdeyim. Bulk dönemim bitsin yarın başlıyorum spora. Bir şey sorabilir miyim Meray? He. Ne zamandır bulk dönemindesin kanka? Baba bak şimdi olayı anlatıyorum. Tanıdığımdan beri bulksun amına koyayım bak, ya. Bak yarın Fenerbahçe Galatasaray maçı var ya. O maçları şimdi bir evet. Hani
çikolatanın cipsini atıştırırsın hocam. Yanlış mıyım? Evet. Tamam. Evet. Olmazsa atıştırırsın baba. Atışırdın kanka. O zaman pazartesi startı veriyoruz artık. Hadi o zaman. Ama spor yayını. Bir dakika biz anlaşma yapmadık mı? En fazla potansiyeli olana ödül vardı, para ödülü. Ya ben spora başladım bunun için özel. Tamam, pazartesi başlıyor muyuz o zaman? Herkes başlıyor mu? Ha, ben başladım. Ben Özel Hoca ile 2 gündür derse gidiyorum. 3 ay şey yaptın mı? Yapmadık mı? Özel Hoca ile derse mi gidiyorsun? Evet. Spor hocası buldum, PT bir tane. Personal trainer. Fıtık olduktan sonra bozu. Şimdi şöyle, ben de büyük ihtimalle yeni bir fıtık daha yolda gibi gözüküyor. Vallahi. Yani bir fıtık daha var galiba. Boyun tarafım birazcık sıkıntı. Ben ölüyorum. Haberiniz olsun. Ben gidiyorum artık. Vallahi. Ya Allah korusun lan. Vallahi. Hayır oğlum lan. Vallahi ben yavaştan gidiyorum. Bana ne oldu amına koyayım ya? 2023'e 10 numara gireceğiz dedik. Anasını sikeyim. Ne bu kötü haberler ya? Daha da çıtırdı. İyi vallahi. Bilirdik. İyi bilirdik. Ha ne oldu bir an hemen şey yaptınız. Bu ne? Al bilirdik. Bugün haberlerde ne vardı anlat, ondan sonra Reddit'e Mete girelim. Video izlerim, sonra oyun oynarız aga. Ne oldu bugün? Kanka Müge Anlı izliyor muydun? Hayır. Ben izliyordum. Sinan vardı. İzliyorum. Ha o çocuk tutuklanmış. O. Hay amına koyayım ya. Kim ya? Ben niye amına koyayım? Kanka biraz tuhaf olaylar var Eray. Kim abi, ya çocuk? Abi şöyle bir şey. Çocuğa ne desen onu hayır diyor. Adama ne desen hayır diyor. Ya kanka. Adam ne? Hayır diyor. Bir numaralı gerçekten NPC. Bildiğim bone gibi konuşuyor adam. Aa, ben de daha kötü. Bir şey söyleyeceğim. Eray ne olur aç izle. Kanka bir bakar atsanıza bir bakayım. Vallahi merak ettim. Baksana. Lütfen bir bak. Bekle açıyorum. Abi bir de bugün haberlerde şey var. Neydi onun adı? Meksika'da neydi olanları lan? Biliyorum. Ne oldu lan Meksika'da? Şey mi? Bir tane sanırım uyuşturucu baronun oğlunu tutuklamışlar. O mu? O olay mı? Yine mi amına koyayım? Geçen de oldu. İyi yine güzel. Kanka güzel güzel. Netflix'e şey olur. Yeni sezon gelir. İyi mi Netflix'e? Ananın amı. 2 saat ne kanka? 2 saat mi izleyelim bunu ya? Arar bak. Ben sana atacağım hadi. Oğlum 2 saat ne ya? Gerçekten. Evet. 5 gece gece izliyor. 15 saniye sürecek. Uyuşturucu kartelinin. İzle işte olayı kaçırma. Baba bak bana bunun özetini atsana. Bana sen biliyorsun 10 dakika. Ara Eray abi izle, atıyorum. 35 bin izleyici diyorum izle ya. Eray abi attım sana ya kısa özetini. 35 bin izleyici mi? Jari 45 bin izleyici. Ha dur buldum 3 dakikalık atlı Ahmet kısa. Bakayım ben. Ben attım abi kısa. Sabır. Gökçe'ye ne oldu? Türkiye günlerdir bu yani sorunun yanıtını arıyor. ATV Haber'de kayıp kadınla ilgili gelişmeleri an be an ekrana getiriyoruz. Tahminler ne yazık ki zavallı kadının öldürüldüğü yönünde. İlk günden bu yana kayıpla ilgili baş şüpheli ise Sinan Sardoğan. Her ne kadar benim bir ilgim yok dese de dün gece sıcak bir gelişme yaşandı. 20 yıl sonraki sana benziyor. Sinan Sardoğan. 2018 yılında küçük yaşta bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra... Oğlum bu Müge Anlı'da ne oluyor amına koyayım ya? Eray atayım mı süreyi sana? At oraya da bakarım bir. 18 yaşından küçük Eray, bir kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Halife Gökçe nerede Sinan be? Bilmiyorum. Ben yapmadım Müge Hanım, tamam. Yapmadım. Tamam. Boşuna alamadım. Cezasını çeksin. Yaptı cezasını çeksin. Halife Gökçe'ye ne olmuş olabilir? Hayır, bilmiyorum. 64 yaşında 12 torun sahibi Arife Gökçe'ye ne oldu sorusu hala yanıtsız. Ekipler talihsiz kadının Tokat'taki köyünde iz sürerken İstanbul'da da polisin gözaltı kararı vardı. Yaptığı çelişkili açıklamalarla şüpheleri üzerine çeken... Evet, bu arada bak küfür olaylarına falan dikkat edin. Hani biz şu an... Ben bu adama zaten küfür edildiği zaman banlamam. Onda bir sıkıntı yok ama... Twitch size otomatik olarak hesaplarınızı kapatır bak dikkat edin. Kapatıyor. Banlıyor yani Twitch. Çünkü topluluk kurallarına aykırı bir davranış olmuş. Ha? Bizde sıkıntı var mı? Ya şu anlık olmadı yani. Ben bunun amına koyayım bu adam böyle bir adamın. Bize bir şey yok şu anlık. Sinan Sardoğan. O yüzden dikkat edin. Ya sövüyorsanız içinden yani istediğiniz kadar sövün bu elemana. Gözaltına alındı. Neden gözaltına alındınız? Bilmiyorum. İyi oldu diyeyim. Vallahi komşuya da zulüm bize de zulüm. Hepimize bir zulüm bu. Sinan Sardoğan'ın gözaltına alınması ilk başta... Bir dakika dur. Bu ne sen nereden attın dedin bana? Dakikası kaç bu? Olaya attım lan süresiyle attım. Süresiyle mi attın? Adam NPC gibi konuşuyor Oros. Mesaj için geldim. Burada bir kadın kayıp.
Ekran verir burada misin? Burada canı yazan insanlar vereyim. Var. Mesaj için geldim ben buraya. Sakin konuş. Vereceğim.